kişinin dünyadaki dostluk ettikleri, salih kimselerin hürmetine günahlarının affedilme, cennete girme durumu söz konusu olabilir mi? E, hocam bu konuda ne söyler demiş. Ya şimdi bu hani şefaat konusu veya işte alimlerle beraber olmak, mesela iyi insanların sohbetinde bulunmak Hazreti Peygamber bunu mis kokusu satan bir insana benzetiyor. Yani dini emirlerin konuşulduğu, efendim ahlakın, güzel ahlakın konuşulduğu böyle e, güzel sohbetlerde böyle insanların sohbetinde bulunmak yani şuna benzer. Hani çok güzel koku satan bir insanın yanında bulunursunuz. Bir şekliyle o koku size de sirayet eder. Bu bakımdan bir de insan şöyledir. Yani insan telkine muhtaçtır. Yani Doğru. insan hani camit donuk bir varlık değil. İnsan efendim düşünen, duyguları olan bir varlıktır. Bu bakımdan böyle güzel insanların ilim ilim irfan sahibi insanlarla beraber olmak, onların telkinlerinden, sohbetlerinden istifade etmek bereket getirir. insanın gönlünü açar. Ama hakikaten dini değerlerimize, efendim işte ahlaki değerlerimize uygun olmayan yerlerde bulunmak da insanın kalbini katılaştırır. İnsanı hakikaten işte manevi duygularını bir bakıma köreltir, dumura uğratır falan diyebiliriz. Böyle ilim sahibi alim insanlarla beraber olmak, onların feyzinden istifade etmek. Yani Allah'tan hakiki manada ancak alimler korkar Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağı yine Kur'an ifadesiyle anlıyoruz. Böyle insanlarla bulunmak, sohbetinden istifade etmek. Zaman zaman da bu şefaat konusu bir nokta işin ucu oraya dokunuyor. Bu nokta yani ehli sünnet dediğimiz İslam'ın temel ana yor yorumu şefaatin e, varlığını kabul eder. Hz. Peygamber ve Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği insanlar. Yani biz hep Ayet-el Kürsü'de okuyoruz. Cenab-ı Hak izin vermediği zaman kimse kimseye şey yapamaz. Mesela Abese suresinde işte Cenab-ı Hak buyuruyor yani o gün kıyamet günü hesap gününde kardeş kardeşten yani eşler birbirinden baba evlattan kaçar. Herkesin bir derdi vardır. Hatta sure üflenince sefe izâ nufika fussûr felâ ensâbe beynehum insanlar arasında büyük oranda da nesep, akrabalık bağları da yani orada kişi hesabını verecek. Ama bütün bunlar içerisinde Hz. Peygamber'in beyanları hadislerinden bizim temel kaynaklarımızdaki yorumlardan anlıyoruz ki Allah'ın izin verdiği insanlar, Cenab-ı Hakk'ın efendim müsaade ettiği kişiler birbirlerine şefaat edecekler. Hz. Peygamber de Efendimiz'in sözü birçok insanın sözünden elbette çok daha muteberdir. Benim şefaatim ahirette büyük günah işleyen ümmetimi alacaktır. Biz de Efendimiz'in engin şefaatini Bekleriz, muhtaçız. Teşekkürler değerli hocam.